Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere noktalama işaretleri ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir demiş. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan 16 değişik medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve Nemrut Dağı ile tanınan Adıyaman, Kayısı kenti olarak bilinen Malatya, dondurmanın başkenti olan Kahramanmaraş, Antep fıstığı ile ünlü olan Gaziantep, Peygamberler şehri Şanlıurfa, Sur kenti olan ve karpuz ile ünlü olan Diyarbakır illeriyle komşuludur. Bakın arkadaşlar, şuralarda sıralama yaptığı için 5'e virgül getiririz, 4'e virgül gelir, 3'e virgül gelir, arkadaşlar 2'ye virgül gelir. Fakat Adıyaman'ı diğerlerinden ayırmak için, yani özneyi diğerlerinden ayırmak için, diğer kentlerden ayırmak için buraya arkadaşlar noktalı virgül gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisine noktalı virgül getirilmesi en uygundur? Haldun Hürel'in yeni yayınlanan Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul kitabı bir sözlük gibi düzenlenmiş İstanbul'un tarihi dönemlerine, şahsiyetlerine, efsanelerine yer veriyor. Bakın arkadaşlar, şuraya kadar olan kısım bir cümle. Dönemleri, şahsiyetleri, efsaneleri demiş. Sıralama yapıyor. O yüzden buralara virgül gelir. 3 ve 4'e virgül gelmesi gerekiyor. Peki yer veren ne? Haldun Hürel'in Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul kitabı. Şuraya kadar olan kısımda, yani bir numaraya kadar olan kısımda özne. Özne yüklemden uzak düşmüş mü? Evet. Bundan dolayı da bir numara yere yine virgül gelir. Arkadaşlar, düzenlenmiş yüklem yer veriyor yüklem. Bu nedir? Sıralı cümledir. Bakın dikkat edin. İçinde virgül olan sıralı cümle olduğu için iki numaralı yere de noktalı virgülün gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğerine de bakalım. Nitekim eser Haydi İstanbul, Başla Konuşmaya bölümüyle açılıyor. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız Haydi İstanbul demiş ve sonra da büyük harfle başlamış. Haydi sözcüğü seslenme bildiriyor mu? Evet. Bundan dolayı da 5 numaralı yere de arkadaşlar ünlem gelmesi lazım. Seslenme bildiren, coşku, heyecan bildiren sözcüklerden sonra ünlem kullanılır. O yüzden 5 numaralı sözcüğü de edemiş oluruz. Üçüncü soru, bu parçada numaralandırılmış yerlerin hangisine noktalı virgül getirilmesi uygundur demiş. Türkçülük adı verilen milliyetçilik hareketi edebiyatta milli kaynaklara dönme düşüncesinin doğmasına yol açmıştır. Burası bir cümle. Yol açmıştır yüklem. Yol açan ne? Türkçülük adı verilen milliyetçilik hareketi özne. Arkadaşlar, özneyi vurgulamak için bir numaralı yere virgül getirilmesi gerekiyor. Devam edelim. Milli kaynaklara dönme sözü, dilde sadeleşme, hece ölçüsünü benimseme, yerli hayatı yansıtma anlamında kullanılmış ve bunları gerçekleştirmeyi amaç edinen edebiyat hareketine milli edebiyat adı verilmiştir. Burası da bir cümle arkadaşlar. Şimdi bakın, burada sadeleşme, hece ölçüsünü benimseme, yerli hayatı yansıtma anlamında kullanılmış diyor ve sıralama yapıyor. Sıralama yaptığı için 3 numaralı yere virgül gelir. 4 numaralı yere de virgül gelir. Fakat 1 numaralı yere arkadaşlar virgül gelmez. Çünkü burası özne. Özneyi diğer ögelerle karıştırmamak için buraya arkadaşlar noktalı virgülün gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız 2 numaralı ifadenin yer aldığı B seçeneği olacaktır. Biz diğerine de bakmış olalım yine. Dilde sadeleşme hareketi 1911'de Genç Kalemler dergisinde Yeni Lisan makalesinde ileri sürülen görüşler doğrultusunda başlamıştır. Başlamıştır yüklem. Başlayan ne? Dilde sadeleşme hareketi özne. Özne yüklemden uzak düştüğü için yine 5 numaralı yere de ne gelir arkadaşlar? Virgül işareti gelmesi gerekiyordu. Dördüncü soru, aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu işleviyle kullanılmıştır diyor.
Cümlede virgülle ayrılmış kümeler ve değişik örnekler arasına noktalı virgül konur. Bakalım. İçim içime sığmıyor. Bağırmak, haykırmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, sığmıyor yüklem, istiyorum yüklem. İki yüklem var. Bu sıralı cümle. Sıralı cümleyi ayırmak için de noktalı virgül kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Boşa koydum dolmaz, doluya koydum almaz. Arkadaşlar dolmaz yüklem, almaz yüklem. İçinde virgül olan sıralı cümleyi ayırmak için yine noktalı virgül kullanılmış. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Uyak, ölçü, söz sanatları, edebiyat, özne, yüklem, tümleç, dil bilgisi terimleridir. Arkadaşlar bakın, bir tarafta edebiyat terimlerini sayarken diğer tarafta ise dil bilgisi terimlerini saymış. Bunlar kümedir, gruptur. Bu grubu ayırmak için de noktalı virgül kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım yine biz. Varsa pulun, herkes kulun, yoksa pulun, dardır yolun. Arkadaşlar bakın, kulun yüklem, dardır yolun ifadesinde dardır yüklem. İki yüklem birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. Dolayısıyla bu da bir sıralı cümledir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Resim, volkanın yörede yaşayanların korku, şaşkınlık ve saygı dolu bakışları altında püskürüşünü belgeliyor cümlesinde ise resmi diğer ögelerle karıştırmamak için arkadaşlar noktalı virgül kullanılmış. Üstteki açıklamaya bu da uygun değil. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Şehir hayatı demek, tanımadığımız binlerce, milyonlarca insanın arasında yaşamak demektir. Bakın, insan isim, ne kadar insan, milyonlarca sıfat, ne kadar insan, binlerce sıfat. Arkadaşlar, iki numaralı yerdeki virgül sıfatları birbirinden ayırmak için kullanılmış. Yani eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılıyor. Her gün otobüste, vapurda, sokakta pek çok insan görürüz. Arkadaşlar burası da bir cümle. Nerede görüyoruz? Otobüste dolaylı tümleç. Nerede? Vapurda dolaylı tümleç. Nerede? Sokakta dolaylı tümleç. Bakın, 3 ve 4 numaralı virgüller de arkadaşlar dolaylı tümleçleri ayırmak için, yani eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Kılık kıyafetlerinden, yüzlerinden onların nasıl bir hayat yaşadıklarını tahmin etmeye çalışırız. Neden, nereden tahmin etmeye çalışırız? Kılık kıyafetlerinden, yüzlerinden, bunlar da dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla buradaki 5 numaralı virgül de yine dolaylı tümleçleri, yani eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Bir numaralı yerde ise şehir hayatı demek öznedir. Özne yüklemden uzak düşmüştür. O yüzden de virgül işareti kullanılmıştır. Bir numaralı virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? Onlar kişilikleri harlı ateşte pişmiş, türlü düşüncelerin örsünde dövülerek biçimlenmiş kişilerdi. Kişi isim, nasıl kişi? Harlı ateşte pişmiş, türlü düşüncelerin örsünde dövülerek biçimlenmiş kişiler. İsmi belirttiği için buralar sıfattır. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki virgül eş görevli sözcükleri, yani sıfatları ayırmak için kullanılmış. Derinlemesine irdelemeyi, usanmadan denemeyi severlerdi. Bakın, severlerdi yüklem. Kim? Onlar. Gizli özne. Neyi severlerdi? Derinlemesine irdelemeyi. Bu nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Neyi severlerdi? Usanmadan denemeyi. Bu da neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne. Bakın, buradaki 3 numaralı virgül de yine belirtili nesneleri, yani eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Acılarına, öfkelerine yenik düşmezlerdi. Yenik düşmezlerdi yüklem. Kim? Onlar. Özne. Neye yenik düşmezlerdi? Acılarına dolaylı tümleç.
Neye? Öfkelerine dolaylı tümleç. Bakın buradaki yani 4 numaralı virgül de yine dolaylı tümleçleri. Yani eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Bulundukları her yeri dersliğe dönüştürerek dağarcıklarındaki bilgileri cömertçe ortaya koyarlardı. Karanlığın ışığa, kara kışın yaza dönüşeceğine inanırlardı. İnanırlardı yüklem neye? Karanlığın ışığa dönüşeceğine dolaylı tümleç. Neye inanırlardı? Kara kışın yaza dönüşeceğine. Bu da dolaylı tümleç. Dolayısıyla 5 numaralı virgül de dolaylı tümleçleri. Yani eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Fakat 1 numaralı virgüle bakacak olursak, dikkat edecek olursanız onlar özne. Özne yüklemden uzak düştüğü için virgül kullanılmış. Bu da diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Hindistan, tarihi kentleri, kaleleri, sarayları, renkli festivalleri ve gelenekleriyle gezmekle bitmeyecek bir seyahat coğrafyasıdır. Gezmekle bitmeyecek olan seyahat coğrafyası neresi? Hindistan, özne. Arkadaşlar bakın özne diğer ögelerle karıştırmamak için ne yapıyor? Araya noktalı virgül getiriyor. Şimdi seçeneklere bakmış olalım. Düzü var, iç bükey, dış bükey olan var. Sisli, siyah olan bile var. Arkadaşlar burada da dikkat edecek olursanız var yüklem, var yüklem. İki tane yüklem var. Ve içinde de virgüller olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki noktalı virgül nedir? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yol, gidilmesi istenen yere ulaşılmasını sağlayan en uygun, en kestirme gidiş geliş şerididir. Adeta hayat gibidir. Bakın gidiş geliş şerididir yüklem, hayat gibidir yüklem. Arkadaşlar içinde virgül olan yine sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanıldığını görüyoruz. Kamerun, Nijerya, Fas, Afrika kıtasında, Tayland, Vietnam, Güney Kore, Asya kıtasında yer alır. Arkadaşlar burada ise noktalı virgül iki grubu birbirinden ayırmak için kullanılmış. O yüzden buraya da grup ayrımı diyebiliriz. Genç, sağlıklı, mutlu birini görünce hemen gözyaşına boğulur. Yüklem, ona bir şeyler sorardı. Yüklem. Bakın burada da yine içinde virgül olan sıralı cümleyi ayırmak için noktalı virgül kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla biz E seçeneğini, D seçeneğini, C seçeneğini elemiş oluruz. Gelelim B seçeneğine. Dağ, ova, plato, göl gibi yeryüzü şekillerine oranla edebiyatta kendisine daha çok yer bulmuştur. Yer bulmuştur yüklem. Yer bulan ne? Dağ özne. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız dağ yani özneyi ova, plato, gölden ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. Bu neye benziyor? Üstteki örneğe yani Hindistan örneğine benziyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangi ikisi aynı işlevde kullanılmıştır diyor. Teknoloji ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler, bilgisayarların günlük yaşamımıza neredeyse tamamen girmiş olması yaşam standardımızı yükseltiyor. Bakın yükseltiyor yüklem. Yükselten nedir? Teknoloji ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler özne, aynı zamanda bilgisayarın günlük yaşamımıza nerede tamamen girmiş olması burası nedir arkadaşlar? Özne. O zaman buradaki virgül niçin kullanılmış? Eş görevli sözcükleri yani özneleri ayırmak için kullanılmış. Peki 2 numaralı virgül ne için kullanılmış? Arkadaşlar bu da özneyi belirginleştirmek için kullanılmıştır. Öte yandan birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Bel, boyun, bilek rahatsızlıkları ergonomik olmayan ortamlarda çalışma sonucunda artıyor. Bu sağlık problemleri çalışılan işe bağlı olarak ortaya çıktığında mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıkları olarak tanımlanıyor. Arkadaşlar tanımlanıyor yüklem. Tanımlanan ne? Bakın bu sağlık problemleri özne. Özne yüklemden uzak düşmüş mü? Evet. 3 numaralı yerde de
Yine özne yüklemden uzak düştüğü için özneyi belirginleştirmek için arkadaşlar, vurgulamak için virgülün kullanıldığını görüyoruz. İş yerinde tekrarlamalı, zorlamalı hareketler, vücudun sağlıksız pozisyonlarda kalması ve diğer eksiklikler bu hastalıklara yol açıyor. Arkadaşlar bakın, hareketler isim, nasıl hareketler, zorlamalı hareketler niteleme sıfatı, nasıl hareketler, tekrarlamalı hareketler niteleme sıfatı. 4 numaralı virgül de yine burada eş görevli sözcükleri, yani sıfatları birbirinden ayırmak için kullanılmış. Vücudun sağlıksız pozisyonlarda kalması ve diğer eksiklikler bu hastalıklara yol açıyor derken, burada bakın 5 numaralı virgülün ise arkadaşlar özneleri birbirinden ayırmak için, yani eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanıldığı görülmektedir. Çünkü yol açıyor yüklem. Yol açan ne? İş yerinde tekrarlamalı, zorlamalı hareketler özne. Vücudun sağlıksız pozisyonlarda kalması özne. Diğer eksiklikler, buradaki virgül ise arkadaşlar yine öznenin belirginleştirmek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Şimdi buna bakacak olursak, seçeneklere bakacak olursak 1 ile 2. 1 eş görevli sözcükler, 2 özneyi belirginleştirmek için. Bunların aynı işlevde kullanıldığını söyleyemeyiz. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğinde 3 numaralı virgül özneyi belirginleştirmek için, 5 numaralı virgül ise eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Bu da olmaz. Bunu da elemiş olduk. 4 numaralı virgüle bakacak olursak, sıfatları eş görevli sıfatları ayırmak için, 6 numaralı virgül ise özneyi belirginleştirmek için. Bu da olmaz. Bunu da elemiş olduk. 3 numaralı virgül özneyi belirginleştirmek içindi. 6 numaralı virgül, bu da özneyi belirginleştirmek için kullanılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 2 numaralı virgül özneyi belirginleştirmek için. 5 numaralı virgül ise görmüş olduğunuz gibi eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 9. soru. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmesi uygun olur? Reklam fotoğrafçılığının ustası olarak bilinen Mark Edwards Harris, Denizli, Pamukkale, Edirne, Erzurum, Van, Mardin ve Adıyaman'da sanatını konuşturdu. Arkadaşlar bakın, Denizli, Pamukkale, Edirne, Erzurum, Van derken sıralama yapıyor. Sıralama yaptığı için buralara ne gelir arkadaşlar? 2'den sonra 2, 3, 4, 5'e virgül gelir. Yine 1 numaralı yere ise arkadaşlar noktalı virgül gelir. Çünkü özneyi belirginleştirmek için, diğer ögelerden ayırmak için buraya noktalı virgül gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada ayraçla belirtilen yere gelecek noktalama işareti ile aşağıdakilerin hangisinde ayraçla belirtilen yere gelecek noktalama işareti aynıdır? Hava yollarının işleyişin temelinde tahmin edilenin aksine ne yemek, ne uçaklar, ne de sahip oldukları jet motorlar bulunuyor. Peki, kusursuz işleyen bu sistemin ardındaki güç nedir? Arkadaşlar, soru cümlesi gibi görülse de açıklama yapılıyor ve açıklama büyük harfle başlamış. Bundan dolayı buraya iki nokta gelir arkadaşlar. Bu kalabalık sürülerin akın akın boğaza gelmelerinin nedeni ne olabilirdi? Bakın, soru cümlesi direkt soru işareti gelir. Sektörümüzü daha ileriye taşıyacağına inandığımız büyük bir çalışmayı sürdürüyoruz. RATEM Akademi ile. Arkadaşlar cümle devam ediyor ve RATEM Akademi özel isim. Cümle devam ettiği için buraya virgül gelir. Balık akınının sırrını çözen tek kişi vardı. Süleyman Kaptan Dursun. Derin vadiler, birden yükselip alçalan tepeler, muhteşem manzaralı dağlar kimleri cezbetmedi ki diye düşünmeye başladı. Arkadaşlar buraya da yine virgül gelir. Soframızın balıksız kalmaması, boğazdaki yaşam yolculuğunun aksamadan sürmesine bağlıdır olacak. Ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden bunun sonunda da arkadaşlar yüklem olduğu için noktanın gelmesi gerekiyor. C seçeneğine bakacak olursa, balık akınının sırrını çözen tek kişi vardı.
Süleyman Kaptan. Arkadaşlar, Süleyman Kaptan da bir açıklama ifadesidir. O yüzden buraya da yine ne gelecektir? İki nokta gelecektir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır? Cümlede 4 yardımcı öge vardır. Nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci. Açıklama yapmış. Açıklama yaptığı için iki nokta kullanılır. Sıralama belirtiyor çünkü. Bundan dolayı bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bugün saat 15.30'da Yunus Emre ile ilgili yapılacak sempozyuma katılacakmış Dursun. Türkçe'de dönüşlük zamir olarak tek sözcük kullanılır. Kendi. Bakın arkadaşlar, burada yine bir açıklama var. O yüzden iki nokta kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Yahya Kemal'in şiirlerinde öne çıkan konular şunlardır. Ölüm, sonsuzluk, tarih gibi. Arkadaşlar, burada da bir sıralama söz konusu. O yüzden burada da iki nokta kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Stendhal şöyle der. Roman yol boyunca gösterilen bir aynadır. Arkadaşlar, Stendhal'ın sözünden önce iki nokta kullanılır. Çünkü konuşan kişinin sözünü göstermek amacıyla. Bu da doğrudur. O yüzden E seçeneğini denemiş olduk. Fakat bugün saat 15.30'da derken arkadaşlar, saatle dakika arasında iki nokta kullanılmaz. Saatle dakika arasında nokta kullanılır. Sadece dijital saatlerde iki nokta kullanılıyor. Yazında tek nokta kullanılır. O yüzden bu yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.